12. bölümde Franklin'in iki tane yan görevi açılmıştı. Bundan önceki bölümlerde yan göreve girerdiniz ve oyun sizi doğrudan bir yere yönlendirip birkaç objektif yaptırarak görevi tamamlatırdı. Ama artık işler biraz değişti. Görevler biraz daha uzun soluklu olmaya başladı. Karakterler ya sizden haritanın etrafına dağılmış onlarca nesneleri toplamanızı istiyor ya da en az iki aşamalı görevler veriyor. Mesela bunlardan bir tanesi paparazzi Beverly'ydi. Benim hakkımda bir realite şovu yapacaklar, benim yerime fotoğrafları sen çekebilir misin diye bize iki konum vermiş. Franklin de bu yerlere giderek Poppy Mitchell, ki kendisi muzu arkadan alan kadındı, ve Prince Georgina'nın fotoğraflarını çekmişti. Tabii bu işler için hiçbir ödeme alamadığımızı da tekrar hatırlatayım. Ardından VD'yi yasallaştırmak isteyen Barry, halka açık alanda ot çekme planı için bir takım araçlara yasaklı madde zulalamış, Franklin'den de bunları getirmesini istemişti. Bu görevi henüz yapmadık, bu bölümde başlayacağız. Ana görevlere gelecek olursak, Trevor şehirde yeni olduğu için birkaç arkadaş edinme amacıyla Franklin'in evine geldiğinde onu Lamar'la görmüş, böylece kendini zorla da olsa bu streç işine dahil etmişti. Basitçe ters giden bir mal alışverişi olarak nitelendirebileceğimiz bu görevin detaylarını izlemek isterseniz şuraya tıklayabilirsiniz. Son olaraksa başımıza ceset teşhisi, ajans binasından kurtarma gibi işler açmış olan Bay Keribov'un işkence görevi vardı ki oyunun en akılda kalıcı görevlerinden biridir bu. Kendisine işkence ederek ağzından laf alıp aradığımız adamı vurduğumuzda Trevor, Bay K'yi havalimanına bırakarak bölümü bitirmişti. Bu bölüm bazı arkadaşların hiç hoşuna gitmeyebilir çünkü ana görevler yerine tamamen yan görevlere odaklanacağız. Her bölüm en az bir defa lafı geçen Barry'i bu sefer de Trevor ziyaret edecek. Fakat kendisi otun yasallaşmasını hiç istemiyor çünkü ben bu şeyi satarak tonla para kazanıyorum diyor. Bu ürün yasal olsa devlet kendi belirlediği fiyattan daha uyguna satacak ve muhtemelen Trevor'ın gelir kaynaklarını bir tanesi sekteye uğrayacak. Bu adam kime ürün ikram etse Franklin hariç herkes ilk seferde reddediyordu. Trevor da aynı şekilde reddediyor çünkü kendisi başka cinsten ürünler kullandığı için ot içmeyi bırakmış. Yani ikisi bir araya gelince iyi bir etki oluşturmuyormuş. Bu arada o kullandığı şeyin adı Speed. Yine de ısrarlara dayanamıyor ve minik ciğerlerine bayram ettirdikten sonra Michael'ın uzaylılar görmesi gibi kendisi de palyaçolar görüyor. Adeta Saints Row 4 görevini andıran bu sekansta minibüsleri patlatmazsanız palyaçolar sürekli gelmeye devam ediyor. Görevi %100 bitirmek için 6 palyaçoyu dans ederken öldür, palyaço arabası palyaço üretmeden 4 minibüs patlat gibi objektifler var. Artık 3 karakterin de bu görevini tecrübe ettiğimize göre wiki sayfasından birkaç bilgi verebilirim. Michael'ın halüsinasyonu onun geleceğinden korkmasını, Trevor'ınki ise onun geçmişinden korkmasını sembolize ediyor. Franklin'in bu ürünleri kullandığında hiçbir halüsinasyon görmemesi ise şu andan, yani şimdiki zamandan korkmasını sembolize ediyormuş. Bu görev palyaço minibüsünün göründüğü tek görev ve ayrıca karakterlerin özel yeteneklerini bu sekanslarda kullanamadıklarını da belirtelim. Tüm minibüsleri patlattıktan sonra deyim yerinde ise Trevor'ın kafası geçiyor ve koşarak oradan uzaklaşıyor. Üstelik borsadan da 9000 dolar zararda adam. Galiba oyunun en şanslısı Franklin. Bir sonraki görevimizde avcı Clatus'u ziyaret edeceğiz. Fakat kendisi Trevor'la ilk tanıştığımız yerde, yani Sandy Shores'ta. Burası Los Santos'a tam tamına 10 kilometre uzaklıkta. Bu da gerçek hayat saatiyle 4 dakikalık bir motor yolculuğuna karşılık geliyor. Hatırlarsınız geçen bölümlerde Clatus bize antenleri, araba tekerlerini ve çakal sürülerini vurdurtmuştu. Görevi tamamladığınızda bir ara gel de seninle geyik avlayalım demişti ya. İşte o görev bu görev. Ağzımıza bir alet veriyor ve başlıyor geyik avlamanın temel prensiplerini açıklamaya. Bu hayvanların burnu çok iyi koku alırmış. Yani rüzgarı tersinize almazsanız geyiğinize elveda diyebilirsiniz. Özellikle Trevor gibi baskın bir kokusu olan bir adam için. Oyun adeta Hunting Simulator 2022'ye dönüyor ve siz de ardı ardına geyik avlamaya başlıyorsunuz. Grafik ayarlarındaki çim kalitesi ne işe yarıyor sorusuna cevap niteliğinde bir yan görev olmuş. Ağzımızdaki aletin adı ise bir geyik diyaframı. Yani geyik sesi çıkaran bir düdük olarak düşünebilirsiniz. Sounds like someone strangling a clarinet player and I talk from experience. Birinci av, ikinci av derken üçüncü avımız bir çift. Clatus her ne kadar kendi zevkleri için milletin televizyon antenlerini ve araba tekerlerini vursa da söz konusu hayvanlar olunca bir takım kurallara sahipmiş. Biz sadece erkekler için buradayız, dişiler olmaz. Eğer boynuzsuz bir tane görürsen bırak gitsin diyor. Dişiyle erkeği ayırt etmenin yolunun da boynuzları olduğunu böylece öğrenmiş olduk. Fazla yaklaşırsanız geyik sizi fark ediyor ve görev başarısız oluyor.
Son avdaysa Cletus bizi tamamen bırakarak öldürdüğümüz avın fotoğrafını çekmemizi istiyor. Bunu da tamamladıktan sonra artık avcı görevlerini ve Trevor için avcı kıyafetini açmış bulunuyorsunuz. Bu arada ağzımızdaki geyik düdüğü de Cletus'un büyükannesine aitmiş. Oyunun belki de sürmesi en keyifli araçlarından birine binip 8 kilometre uzaktaki Strangers and Freaks görevine giderken yolda pembe aracının çalındığını söyleyen bu kadın bizden yardım istiyor. Hareket halindeki bir aracı hasarsız teslim almak imkansız. Zaten kadın da bunun farkında ve bize teşekkür ediyor. Trevor'ın centilmenlik yapıp kapıyı kapatmasına da dikkat edin. İstediği zaman tam bir kadın avcısı olabiliyor kendisi. Ayrıca tünele girdiğinizde telefonun çekmeyip GPS'in çalışmama detayı da güzel olmuş. Bu yaşlı çift gerçekten de yabancılar ve ucubeler isminin hakkını veren türden bir çift. Ünlülere o kadar takıntılılar ki çöplerini karıştırıp kullanılmış iç çamaşırları ve banyo ürünlerinden koleksiyon yapıyorlar. Hatta Trevor'ı da bu ünlülerden biri zannedip fotoğraf bile çektiriyorlar. An artist, I love your work. Pretend to throttle me. Yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, all that would be my pleasure. like that, huh? Yeah. Maybe something like this or like that, huh? You like that? That's enough, huh? Now, dear. You like that? Stop. Ooh. Ooh. Please. Oh, hey. Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Bizden ne istiyorlar diye soracak olursanız, tüm bu duvar tırmanışları, evlere gizlice girmeler ve çöpleri karıştırma işleri için fazla yaşlanmışlar. Bizden ünlülerden birkaç hatıra almamızı istiyorlar fakat bu da anında başlayan bir yan görev değil, uzun soluklulardan. Franklin ise çekmiş pijamaları, don atlet şekilde televizyon izliyor. Şu anda yanılmıyorsam en fazla kıyafete sahip karakter kendisi. Elbette Michael gibi takım elbiseleri yok ama kendi kültürüne ait birçok kombini var. Böyle havuzlu bir evim olsa her gün sabah 6'da uyanır, günde 1 saat yüzerim. Ayrıca bu su aşağı nasıl akmıyor diye soracak olanlar için burada başka bir platform daha var. Evi çok yukarıda olduğu için merkeze inmenin kolay yolunu bulan Franklin, kendini uçurumdan aşağı atarak kolunu bacağını kırıyor ve şehrin merkezindeki hastanede uyanıyor. Bunu 1400 dolara bir fast travel gibi düşünebilirsiniz. Beverly ile karşılaşan Franklin parasını istediğinde yine umduğunu bulamıyor. Üstelik şan, şöhret adamı çok değiştirmiş. Sen birine menajerimi falan arattır dediğinde Franklin böyle işi diyerek uzaklaşsa da oyun burada size bir seçenek sunuyor. Dilerseniz bu adamı oracıkta mıhlayabilirsiniz. Hatta döverek de paranızı alabilirsiniz ama kanon seçenek öldürmek. Araçlarını çaldığınızda ise peşinize 2 yıldız polis takılıyor. Şimdi Barry'nin halka açık alanda illegal madde kullanmak için zulaladığı şu araçlara gelelim. Bu yeşil dairelere girdiğinizde Barry'i arıyorsunuz ve muhtemelen kafası iyi olduğundan saçmalayarak size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Araca biner binmez peşinize 3 yıldız polis takılıyor ve bunları atlatmak yetmezmiş gibi bir de 4 dakika içinde belirli bir yere teslim etmeniz gerek. Tabi peşinizde polis varken haritada nereye gideceğiniz görünmüyor. Yani siz polisten kaçıyorum zannederken aslında görev yerinden çok uzaklaşıyor olabilirsiniz. Ve araç feci şekilde yavaş. Franklin'in özel yeteneğini açıp kapatmak, kestirmeleri kullanmak gibi taktikleri uygulasam da son 500 metre kala başarısız oluyor. İkinci denememde hani şu meşhur söz var ya, kaçabilirsin ama saklanamazsın. Ben de bunu deneyerek bulduğum ilk ücra köşeye geçiyorum ve başlıyorum beklemeye. Bir yere kadar bu yöntem işe yarasa da en sonunda polislerden biri buraya bakmayı akıl ediyor ve kovalamaca yine başlıyor. Fakat bu yöntem oldukça etkili, tavsiye ederim. Böylece polislerden kurtulup kalan 2 dakika zamanımda aracı Barry'nin apartmanına teslim ederek görevi tamamlıyorum. Bu arada oturduğu yer de epey lüks bana sorarsanız. Ya, is that my pizza? Hell no, fool, it's me. I'm here. Oh, well done. Hey, a true crusader for civil liberties. were you following? Follow? Man, that's an understatement. But look, don't trip out. We good. Bu iki beyefendi sadece birkaç bira içtiklerini iddia etse de aslında kişi başı 6 şat içmişler ve ayakta bile duramayacak haldeler. Franklin de artık hallerine mi acıyor bilmiyorum ama adamı evine bırakmayı kabul ediyor. Yolda da arabasına bir güzel kustuktan sonra görev bitiminde 80 dolarınızla hayatınıza devam ediyorsunuz. Rockstar'ın bu şekilde rastgele olaylar koyması dünyayı biraz daha canlı hissettiriyor. Yani burada sadece siz yoksunuz, bakın şehirde yaşayan başka insanlar ve onların da hayatları var mesajı veriyor. İkinci zulamıza geldiğimizde GPS bizi ana yolun tam ortasına götürüyor. Yok canım, Barry bu kadar salak değildir. Ot dolu bir aracı böyle göz önüne park etmemiştir diyerek aşağı iniyorum ve bu külüstürü buluyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi araç çalışmıyor. Come on, start.
god f***ing asshole. Onca denemeye rağmen başarısız olan Franklin en sonunda Barry'i arıyor. Ben aracı itmen lazım lafına takıldığım için başka bir araçla arkadan ittirmeyi denesem de konumu sebebiyle bunu beceremedim. Barry de bu acınası halimizi tahmin etmiş olmalı ki arayıp çekici denen şu aletler var ya hani müthiş bir icat diyor. Ve böylece başlıyoruz etrafta çekici aramaya. Hatta bulamayınca Tanya'yı aramayı bile düşündüm. Neyse ki bu görevde peşinize polis takılmıyor. Takılsaydı zaten hem aracı kontrol etmek hem de yavaş bir şekilde kaçmak çok zor olurdu. Aracı yine Barry'nin apartmanına bırakıp bölgeyi terk ettiğinizde görev tamam. Bakalım bu büyük ot partisi ne zaman olacak? 13 bölümde anca oyunun %29'unu tamamlamışız. Yani daha çok yolumuz var. Franklin yan görevleri aradan çıkartmanın verdiği hafiflikle motoruyla özgür bir şekilde turlarken biz de bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde söz veriyorum. 3 tane ana görev yapacağım. Artık şu senaryoyu ilerletme vakti geldi. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Her bir yorumunuzu okuyor, sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiye ise dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz katıl kısmına göz atabilirsiniz. Ha benim param yok, ben sadece izler geçerim derseniz videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.